Can TV 24 Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Değerli izleyicilerimiz, bugün 25 Kasım 2016 Cuma. Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan haber bültenini sunuyorum. Sayın seyirciler, Erzincan 59. Topçu Eğitim Tugayı General Enver Eralp Kışlası'nda acemi askerler için yemin töreni düzenlendi. Erzincan 59. Topçu Eğitim Tugayı General Enver Eralp Kışlası'nda acemi askerler için yemin töreni düzenlendi. Törene Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Kemal Başak, 59. Topçu Eğitim Tugayı Komutanı Albay Sebahattin Türker, Türkiye Muharip Gaziler Derneği İl Temsilcisi Sabri Taş ve askerler ile aileleri katıldı. Tugay sancağının yerini almasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törende 1996'ya 4 tertip ve 365. kısa dönem 1931 asker yemin etti. Cengizler, senden gayrı kimseye gönül verir mi zafer? Tarihler tanır seni. Piyade Er, Mustafa Topçuoğlu ve Engin Dağ, yaş kütüğüne plaket çakmasıyla devam eden törende Vali Arslantaş erlere plaket ve çeşitli hediyeler verdi. Türkiye'nin dört bir yanından birliğe katılan gençlerin ant içme törenini gururla ifa ettiklerini söyleyen 59. Topçu Eğitim Tugay Komutanı Albay Türker, "Şeref ve namus Türk ulusu için hava, su, toprak kadar kutsaldır." dedi. Kutsal vatan hizmetini yapmak üzere güzel yurdumuzun dört bin yanından birliğimize katılan gençlerimizin ant içme törenini gururla ifa ettik. Törenimizi onurlandıran siz değerli misafirlerimize şahsım ve 59. Topçu Eğitim Tugay Komutanlığı ailesi adına gönülden teşekkür ediyor, hoş geldiniz diyor, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sevgili misafirlerimiz, Erzincanlıların dediği gibi etrafı dağlık, ortası bağlık, suları sert, insanı mert bu güzel şehrimize, bu güzel Tugay'da kahraman evlatlarımızın askerliğe ilk adımlarını attırmanın ve bu ana şahitlik etmek üzere aramızda bulunan sizlerle kucaklaşmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadığımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum. Değerli misafirlerim, unutulmayacak bir törene şahitlik ettiniz. Sizlerle birlikte bu törene Türkiye Cumhuriyeti temsilen şanlı albaylarımız da şahittir. Türk Silahlı Kuvvetlerimizi temsilen şanlı sancağımız da şahittir. Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da, Güney Kore ve Kuzey Kıbrıs'ta kahramanca savaşarak ve teröristle mücadele harekatında yiğitçe mücadele ederek canlarını aziz vatana feda eden bütün şehitlerimiz de şahittir. Ve bugün bize bu güzel ülkemizde özgürce yaşama hakkını bahşeden Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşları da şahittir. Silahlı kuvvetlerimizin saflarına katılan kahraman Mehmetçiklerim, bu yemin ile sizler milletimize sadakatle hizmet edeceğinizi, emirlere ve amirlerinize mutlak itaat edeceğinizi, ulusumuzun güvenine layık olacağımızı ve Atatürkçü düşünce sistemine gönülden bağlı kalacağımızı beyan ettiniz. Bu beyanın teminatı şeref ve namustur. Şeref ve namus Türk ulusu için hava kadar, su kadar, toprak kadar kutsaldır. Komutanımız olarak sizlerin ettiğiniz yemine bağlı kalacağımıza, vazifeyi namus bilerek çalışacağımıza, paramızın vatan, bayrak ve şeref olacağına, dürüstlük ve karakterden asla taviz vermeyeceğinize gönülden inanıyorum. Kahraman Mehmetçikleri, asla unutmayınız ki dünyanın en güçlü
Silahlı Kuvvetlerinden birisi, aynı zamanda Türk ulusunun ayrılmaz bir parçası ve daima ulusunun hizmetinde olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz gücünü Atatürkçü düşünce sisteminden, mutlak itaate dayalı disiplin anlayışından, sarsılmaz birlik ve beraberlik ruhundan, daha önemlisi bağrından çıktığı yüce Türk milletinin ona olan güveninden ve sevgisinden almaktadır. Türk askeri olmak, Mehmetçik olmak bir onurdur. Askerlik görevimiz ileride çocuklarımıza, torunlarımıza bırakacağımız manevi bir mirastır. Artık kutsal görev sırası sizde. Silahlı kuvvetlerimizin en genç Mehmetçikleri olarak sizlere güveniyor ve iyi bir asker olacağınıza yürekten inanıyorum. Ettiğiniz bu kutsal andın size, ailelerinize, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve yüce ulusumuza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Mehmetçiklerimizi yetiştiren kahraman silah arkadaşlarım, annelerinin ve babalarının bize emanet ettiği biricik evlatlarını büyük bir sabır ve inançla gece gündüz demeden çeviye su verir gibi, sanki nakış gibi işlediniz. Atalardan yadigar Mehmetçik ruhunu evlatlarımıza sevgiyle aşıladınız. Onlara sizler Mehmetçiksiniz dediniz. Sizler kardeşsiniz dediniz. Asker arkadaşlığını bir ömür boyu unutulmaz dediniz. Ve belki de en önemlisi, aldığınız emanetleri bugün anne ve babalarının karşısına büyük bir gururla dimdik çıkardınız. Askerlerin yakınları tören süresince cep telefonları ile anı ölümsüzleştirmeye çalışırken çocuklarını görenler ise gözyaşlarını tutamadı. Tören geçişiyle sona eren programda aileler yemin eden yakınlarının yanına giderek sarılıp fotoğraf çektirip hasret giderdiler. Sayın seyirciler, Erzincan Üniversitesi'nde Temel Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü'nün açılışı yapıldı. Erzincan Üniversitesi'nde Temel Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü'nün açılışı yapıldı. Erzincan Üniversitesi'nin kamu kurumlarının ve özel kuruluşların araştırma ve geliştirme aşamalarında ihtiyaç duydukları malzeme karakterizasyonu ve moleküler biyoloji ve biyoteknoloji alanında yer alan ileri düzeyde cihazlarıyla karşılayan laboratuvar olanaklarıyla donatılan Erzincan Üniversitesi Temel Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü hizmete girdi. Kalkınma Bakanlığı'nın destekleriyle kurulan merkezin açılışı için Eczacılık Fakültesi'nde açılış töreni düzenlendi. Açılış törenine Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Erzincan Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor İlyas Çapoğlu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tümay Özgür, üniversite üst yönetimi, kamu kurum müdürleri, öğretim elemanları, davetliler ve öğrenciler katıldı. Açılış öncesi Doçent Doktor Ekrem Köksal, Temel Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü'nün kuruluşu ve amaçları hakkında bilgiler verdi.
Erzincan Valisi Ali Arslantaş ise merkezin Erzincan'a hayırlı olmasını temenni ederek merkezin kurulmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Sayın Valim, birimiz Kalkınma Bakanlığı'nın desteğiyle kurulduk 4 yıl önce. Ve bir 4 yıllık bir süreç içerisinde gerekli cihaz alımları gerçekleştirildi. Hem kendi üniversitemize hem civardaki diğer üniversitelere hizmet vermekle beraber aynı zamanda sanayiye de hizmet verebilecek bir mahiyeti var. Örneğin ülkemizde aktifte gösteren organize sanayideki bazı birimler civardaki diğer illerin ya üniversitelerine ya da farklı birimlerine kendi ürettikleri malzemelerin tetkiklerini yaptırabiliyorlar. Bundan sonra bu tetkiklerin birçoğu kendi birimimizde yapılabilecek. Bu anlamda hem ilimize hizmet verecek ama ayrıca buranın tanıtımına dair Türkiye'deki bütün üniversitelere hazırladığımız bir online kataloğu gönderdik. Bazılarına da bizzat posta yoluyla ulaştırdık. Bundan sonra çok aktif bir şekilde buranın çalışmasını ümit ediyoruz. Sanayi mamül ürünlerini de test edebileceksiniz. Evet. Laboratuvarda ilk işte biz kan veriyoruz. Tahliye. Öyle bir şey. Öyle. Bu öyle değil. Örneğin mesela burada da Dunay'da da kendileri yurt dışına meyve suyu ihraç ediyorlar. Yerine göre bu ürünler oraya gidip de içinde pestisit var deyip bir sürü maliyetle beraber tekrar geri dönebiliyor. Ama şu an birimimizde bunların tetkiklerini yapıp bu tür problemlerin de önüne geçmek amaçlarımız arasında. Bununla beraber biraz önce Sayın Rektörümüz söyledi. 10 milyon liralık bir yatırım yapıldı buraya. Ama yeni projelerle Kalkınma Bakanlığı'ndan, TÜBİTAK'tan alacağımız yeni projelerle burayı daha büyütüp geliştirmek de yani bizim hedeflerimizin arasında. Evet. Şehirlerde firmalar kendi ürünlerine yönelik kendi laboratuvarlarına kuruyorlar. Ekstra evet. Bir maliyet. Tabii tabii. Buradaki firmalar için evet. Büyük bir şans olmuş. Evet. Tebrik ediyorum. Bu işle yemeğe geçen herkesi. Çok sağ olun. Programda daha sonra Temel Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü'nün açılışı yapıldı. Yapılan açılışın ardından katılımcılar Temel Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni gezerek Doçent Doktor Ekrem Köksal'dan bilgiler aldılar. İlimiz Sayın Adem. Birçok dünyada çalışılmamış bitki var. Özellikle bu Muzurdağ eteklerinde. O bitkileri botanikçi hocalarımızla beraber belirleyip, endemik olan bu bitkileri toplayıp getirip yapılarındaki önemli bileşikleri, izolasyon çalışmalarını biz burada gerçekleştiriyoruz. Klasik usulleri kullanmakla beraber şu an dünyanın birçok yerinde kullanılan son teknoloji HPLC, yüksek performanslı sıvı kromatografisi. Bu cihazlarla da tetkiklerini yaparak şu anda bitirdiğimiz bazı bitkiler var. Ve bununla beraber daha birkaç hafta önce üniversitemizin öncelikli alanı olarak Sayın Hocamız bize talimat verdi. Tıbbi ve aromatik bitkiler. Bu bitkilerin tespitinden çok daha önemlisi bunların yapılarında acaba bunları tıbbi yapan, bunları şifalı yapan ne gibi bileşikler var? Bunların izole edilip biyoaktivite çalışmalarının yapılması gerçekleşecek. Onunla ilgili temel merkezimiz de burası olacak. ...25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü olması nedeniyle Erzincan AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Samime Karakaş Özker basın açıklaması yaptı. 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü olması nedeniyle Erzincan AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Samime Karakaş Özker basın açıklaması yaptı. Özker, insanlığın büyük bir kesiminin çok yönlü şiddete maruz kaldığı çağın kadınlarıyız. Yaşamımızın her alanı hak ve adalet mücadelesiyle geçmektedir, dedi. İnsanlığın büyük bir kesiminin çok yönlü şiddete maruz kaldığı bir çağın kadınlarıyız. Yaşamımızın her alanında hak ve adalet mücadelesiyle geçmektedir. İçinde bulunduğumuz çağın olumsuz özelliklerine inat, kadınlar olarak dünyayı güzelleştirmeye yönelik çalışmaların kaynağı da yine biz olacağız. Kadına yönelik şiddet, cinsiyet ayrımcılığına dayalı bir insan hakları ihlalidir. Kadına yönelik şiddet, dünyada ve ülkemizde eğitim, ekonomik durum, yaş ve yaşadığı çevreye bakmaksızın tüm kadınların ve dolaylı olarak toplumun etkilendiği bir durumdur.
Şiddet bir insan hakları ihlali olmasıyla birlikte bireyi, aileyi ve toplumu derinden etkileyen bir hastalıklı ruh halidir. Kadının maddi ve manevi her yönden zarar görmesine ve hayatını insani koşullarda devam ettirmemesine neden olur. Toplumun geleceğini oluşturan kadınlar ne yazık ki türlü olumsuzluklara karşı karşıya gelmektedir. Şiddet toplumun her kesiminde farklı durumlarda meydana gelebilmektedir. Kadına yönelik şiddet, cinsiyete dayanan, kadını inciten, ona zarar veren, fiziksel, cinsel, ruhsal hasarlarla sonuçlanma olasılığı bulunan, toplumun içinde ya da özel yaşamında ona baskı uygulanması ve özgürlüklerinin keyfi olarak kısıtlanmasına neden olan her türlü davranıştır. Şiddet bağımında kadına yönelik şiddetin önlenebilmesi için toplumun her kesimde çeşitli sorumluluklar düşmektedir. Başta aile olmak üzere devlet kademeleri ve medyanın önemli görevleri bulunmaktadır. Bize düşen görev pek tabii ki bu mağduriyetleri ortadan kaldırmak olmalıdır. Ancak bununla beraber iyi örnekleri toplumda yaygınlaştırarak kadının varlığına yaraşır temsili imkanları gözler önüne sermek asıl amacımız olmalıdır. İyi örneklerin toplumda yaygınlaşmasıyla beraber bütünün kendisine yer bulabileceği bir dünya düşüncesiyle yolumuza devam etmeliyiz. Kadın ve erkek arasında yaşanan şiddetin hiçbir biçimde hoş görünmediği bir toplum oluşturmak bizim elimizde. Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanlığı tarafından 1. kademe yardımcı antrenör yetiştirme kursu Erzincan'da yapılacak. Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanlığı tarafından 1. kademe yardımcı antrenör yetiştirme kursu Erzincan'da yapılacak. 28 Kasım 9 Aralık tarihleri arasında yapılacak olan kurs başvuruları sona erdi. Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Erzincan İl Temsilcisi Yılmaz Toyran kurs hakkında bilgiler verdi. Evet, ilimizde havalı ve ateşli silahlar 1. kademe yardımcı antrenör kursu 28 Kasım'da başlayıp 9 Aralık'ta sona erecektir. İlimizden bayağı müracaat var. Toplamda herhalde 50 kişi bildiğim kadarıyla ile sınırlı. Federasyon tarafından düzenlendi. Bayağı zamandır da uğraştığımız ve almak istediğimiz bir branştı. Federasyon başkanımız sağ olsun bu konuda bize yardımcı oldu. 28 Kasım'da da nasip olursa kurs başlayacak. Başvurular sona erdi dün itibariyle. İnşallah ilimizde yeni antrenörler yetiştirip atış camiasına, avcılık ve atıcılık camiasına, ateşli ve havalı silahlar camiasına yeni antrenörler kazandıracağız. İlimize hayırlı olsun. Peki sertifika aldıktan sonraki görevler nasıl olacak? Şimdi antrenörlük tabii sınav olacaklar sonucunda. İşte bizim zaten bildiğiniz gibi havalı ve ateşli silahlar branşında faaliyet gösteren kulüplerimiz var. 4 tane kulübümüz var. Orada sporcularımız var. Onları yetiştirip işte illerde müsabakalara katılacağız. Bu tabii ileriki yıllarda gençlik spor bünyesinde antrenör olarak iş bulma imkanı olur. İşte bir kulüple sözleşme yapıp çalışma imkanı olur. Böyle bir imkan sağlanacak. İlerisi açık. Milli takıma gider inşallah burada kursu bitiren antrenör arkadaşlarımız. İlerisi hayatları yani belge olduktan sonra başvurular olabilir. Çeşitli alımlarla ilgili bunlardan faydalanabilirler. Zaten yoğun talep var. İl dışından yani 81 ilden ilimize bu kursla ilgili talep var. Hatta diyebilirim dünya tabanca şampiyonu bile ilimizde kurs görecek. O da antrenör 1. kademe kurs belgesi alacak. O da burada olacak. İsmail Keleş adındaki arkadaşımız. Bayağı fazla başvuru var ama ilk önce ilimizden fazla insan olsun diye hemen başvurularını biz yaptırdık. Genç arkadaşlarımız var. Lise son sınıfta okuyan, üniversite 1'de olan genç atıcı kardeşlerimiz var. Onları da bu kursa dahil ettirdik. İnşallah hem atıcı olarak hem de ileride hoca olarak bu kardeşlerimizden yararlanacağız. Can TV 24 Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenini izlediniz. Yayında ve yapımda emeği geçen ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyor. Sizlere de mutlu akşamlar diliyorum. Hoşçakalınız.